Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonunuzun rehberini başka bir telefona nasıl aktarırsınız, gönderirsiniz? Bunu anlatacağım sizlere. Siz misal telefonunuzu değiştirdiniz, yeni bir telefon aldınız ve eski telefonunuzdaki kişileri diğer telefona aktarmak istiyorsunuz. Bunu basit bir şekilde, en kolay şekilde nasıl yapacaksınız? Adım adım uygulamalı olarak anlatacağım. Şimdi öncelikle yapacağınız işlem arkadaşlar, telefonunuzun menüsünde kişiler, bakın burada gördüğünüz gibi kişiler bölümünü bulacaksınız. Aramalar bölümüne girmeyin, kişiler bölümüne tıklayacaksınız. Şimdi kişiler bölümüne gelip tıkladınız varsayıyorum. Şimdi arkadaşlar, kişiler bölümüne tıkladıktan sonra bu şekilde bir sayfa açılıyor. Bakın bu sayfa açıldığında burada bütün kişileriniz gözükecektir sizlere. Biz şu an kapatmışız üstlerini. Burada kim hangi yani kişilerinizden hangisinin numarasını diğer telefonunuza almak istiyorsanız birinin üstüne tıklayın. Daha sonra da tek tek tıklayarak kaç kişi istiyorsanız veya tümünü istiyorsanız tümünü şeklinde öncelikle işaretliyorsunuz. Biz burada bakın gördüğünüz gibi 5 tane işaretledik ve bunları diğer telefonumuza aktaracağız. 5 tanesini işaretledikten sonra bakın yukarıda hemen şurada çöp kutusunun yanında arkadaşlar, bakın burada bir tane Bluetooth işareti var. Bakın burada gelip bunun üzerine tıklıyorsunuz. Şimdi tıklama işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın bu şekilde bir sayfa açılıyor. Buradan gönderme seçenekleri, yani paylaşma seçenekleri var. Buradan Bluetooth'u seçeceksiniz. Tabi bu işlemi yapmadan önce kendi telefonunuzun Bluetooth'unu ve diğer aktaracağınız telefonun Bluetooth'unu açık halde tutmanız gerekiyor. Yani ikisinde aktif halde olması gerekiyor. Buraya gelip Bluetooth seçeneğine tıklıyorsunuz. Şimdi bakın ben tıkladım. Şu an benim diğer telefonumda yanımda Bluetooth'u açık olduğu için ismini de Fırat Hoca yazdık. Fırat Hoca Bluetooth'u şu an açık, yani diğer telefonumuzun Bluetooth'u burada açık. Hemen gelip Fırat Hoca yazan, yani diğer telefonumuzun üzerine tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın tıkladıktan sonra bu şekilde bizim telefonumuzda bir yazı çıkıyor. Bluetooth ile seçtiğim numaralar gönderildi. Buradaki telefonla bizim işimiz bitti. Şimdi ikinci telefonumuza geçiyoruz. Bakın diğer telefonumuza arkadaşlar, yani ikinci telefonumuza bu şekilde bir bildiri gidiyor. Kabul et butonuna tıklıyorsunuz. Öncelikle kabul et butonuna tıkladıktan sonra ekranı aşağıya doğru indirin. Bakın burada dosya alındı şeklinde bir yazı var. Hemen bunun üstüne tıklıyorsunuz. Bunun üstüne tıkladıktan sonra bakın bu şekilde bir sayfa açılıyor. Biz burada işlemi birkaç kez yaptığımız için hemen 3 tane dosya gözüküyor. Sizin genellikle en üstteki dosya olacaktır. Yeni aktardığınızda zaten siz geldiğinizde tek bir dosya gözükecektir. Buradaki misal en üstteki dosyanın üzerine tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bakın dosyanın üzerine tıkladığınızda altta şu şekilde hesap altındaki kişileri oluştur diyor. Burada e-posta ve en üstte telefon hesabınız yer alacaktır. Telefonunuzun artık markası neyse markası yazacaktır. Telefona mı yoksa e-posta adreslerine mi bu kişileri göndermek istiyorsunuz diye soruyor. Biz burada telefonumuza göndermek istediğimiz için en üsttekini tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar en üstte tıkladığımızda V kart içe aktarılsın mı? Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra bakın arkadaşlar buradaki telefona diğer telefondan gönderdiğimiz kişiler hemen gördüğünüz gibi geldi buraya. Burası daha önce bomboştu. O kişileri aktardık ve hepsi buraya geldi. Bu şekilde siz de kişilerinizi diğer telefona aktarabilirsiniz. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.